Bir Combat'ı vs. tüm ranklar videosu sizlerle. Uzun süredir yorumlarda bunu görüyorduk, denk geliyorduk. Biz de çekelim dedik. Aynı zamanda bu videoda fiyat performans bir sistem bilgisayar önerim de olacak. Haberiniz olsun arkadaşlar. Icebox'ı şöyle yapalım. Hileler açık. Hazırsak challenge'ınız başlasın. Arkadaşlar Rain alacağım. ISO ile başlamayacağım. ISO mantıklı olabilir ama ISO'da şöyle bir sıkıntı yaşayacağız. Kalkanın sesini direkt vereceğiz rakibe. Kalkanın sesinin olduğu yere toplaşacaklar. Hani ISO'da öyle bir sıkıntı. Arkadaşlar ben diyorum ki Rain oynuyoruz. Bir tane fake flash atalım direkt buraya. Dönelim mid'e ya da B'ye. Açılanı vuralım. Enti olur öyle. Ben sanırım yine mid'e gideceğim bu arada ya. Mid'de arancam gibi duruyor birazcık. Aa Lange bu sefer seni yatırdı gibi. Aha geldim arkasından. Ha, Jet biraz kaşındı. Yine aynı overpick'i attı ama yemezler. Beni gördü. Mid'e doğru gidiyor. Buraya smoke geldi. Biri B arkasından açıldı. Allah kahretsin! Beni vurdu ya! Açılan iyi koymuş bu arada arkadaşlar. O flash pick geldi güzel güzel. Hayır hayır hayır! Ne oluyor lan? Takım da aldı. Ölenler bu arada ranklarını yazıyor. Onu söylemeyi unuttum. Helal lan Beter Ali, helal lan. Beter Ali vurdu. Kaç kişi vurduk biz? 4 kişi. Güzel. 4 kişi aradan gitti. Bu iyi oldu arkadaşlar. Ayıkla ayıklaya gidiyoruz. Şimdi aslında var ya o şeyi de yakalayabilseydim. Bu arada Asra'yı müthiş olurdu ama. Bir de sanki B'den az önce kuşlamayı denedi ya. Bence az önceki fake'i atabiliriz diye düşünüyorum. Şöyle bir random flash ediksem. Fake deniyor olabilir bence. B'de yine kalınçlık. Video oynamaz. B döner. Geçen de böyle yapmıştı öyle hatırlıyorum. Arkasına knife geldi. Buraya smoke geldi. Onun içinde vardır ha bu arada. Böyle bir smoke attı önce. Yine smoke atacak. Tam o smoke çevirirken çıkacağım buradan. Asra'ya o timing'i atacağız. Oy, Memongas. Oo, ben A'ya koşarım bu arada. Ben A'ya yavaş yavaş geleceğim. Biri koşturuyor. Knife attı. Ben bu knife'ı dojladım galiba. Knife'ı dojladık, güzel oldu. Dönüyor. Ben onu dönüşe bir bak. A'da birini bırakmış olabilir bu kadar rahat dönüyorsa. Çünkü çok rahat koştu. Nasıl oradan geçiyor eleman? Kötü adam gülüşümüzde yaptığımıza göre arkadaşlar. Ya bu ne? Ne yapıyor orada? Ama dedim bak Kaya öyle koşuyorsa biri olabilir dedim. Bu kadar da beklemedim ya. Hani adamları vurdum vurdum falan filan. Sıkıntı yok. Halledecek sıkıntı yok. Ne smoke geldi? Asra smoke holluyor. Helal lan Memongas. Asra smoke holduyor dediğim gibi. Gerçekten yine smoke arkasına çıkması beni benden aldı. Arkadaşlar yapacak bir şey yok. Böyle tryhardlara hazırlıklı olmamız lazım. Tryhard olması çok normal. Benim hazırlıklı olmam lazım. Ben biraz şu an WWWW bust modundayım. Memongas yine aynısını yapalım. Sen mid tut, ben B tutayım. Bence de bir A bir B bir mid oynayın. Ama Memongas bir daha oraya bakar bence. Asra yine buraya smoke attı. B'ye de attı. Bir yerlerde pusuyor muhtemelen o yine. Arkamdan girmez umarım. Bir timing gelsem üzülürüm. Ay ses verdim. A'da biri var o zaman. Oy, bronz bizi taşıyor arkadaşlar. Geldi geldi. Fiyat performans kasa geldi. Hazırsak bunu açıyorum. Testini yapacağım, anlatımlarını yapacağım. Her şey sizle. Detaylara geçmeden önce öncelikle bu videonun sponsoru Game Garage ve Nvidia'ya teşekkür ederim. Toplamda 4 adet RTX sistem oluşturuldu ve hepsi farklı bütçelerde. Ben özellikle 30.600 TL değerinde olana ve Valorant'ta 400-500 FPS'leri görene değineceğim. Fiyat performansı diyebiliriz. Bu arada bunun bir alt modeli 20.600 TL'lik versiyonu da var haberiniz olsun. Bu Gold kasanın sisteminde AMD Ryzen 5 7500F işlemci bulunuyor. Özellikle Valorant'ta sistemi test edip FPS değerlerini de göstermek isterim farklı farklı haritalarda. Dilerseniz işlemcide ve hatta diğer parçalarda yükseltmelerde yapabilirsiniz. Güncellenen fiyatta alt tarafta görünüyor olacak. Ekran kartına gelecek olursak da içerisinde Nvidia GeForce RTX 4060 Ti bulunuyor. Günümüzdeki tüm oyunları gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Özellikle Nvidia'nın RTX ve DLSS teknolojisi sayesinde oyunlarda yeni karalar oluşarak FPS değerlerinizi ve performansınızı arttırabiliyorsunuz. Kara oluştururken de sistem gecikmesine herhangi bir artış oluşmaması için rekabetçi oyunlardan bildiğimiz Nvidia Reflex teknolojisi otomatik olarak devreye giriyor. Reflex sayesinde oyundaki gecikme süresini azaltabiliyorsunuz. Özellikle FPS oyunlarında çok önemli olabiliyor. Bu arada ekran kartında Palit markasının ürünü kullanılıyor. Kendileri de Nvidia'nın ortaklarından birisi ve 30 yılı aşkındır grafik kartları üretiyor. Aynı zamanda Palit'in 4060 Ti iki fanlı bir yapıya sahip ve backlight sayesinde daha serin değerlerde çalışıyor. Valorant'taki FPS tarafına göz atarken de sizlere zaten FPS göstergesiyle baş başa bırakıyorum. Game Garage'ın diğer RTX sistemlerine bakacak olursak burada Enju sistemi Silver olanı da bulunuyor. Özellikle oynayacağınız oyunlardaki ortalama FPS'lerini öğrenmek isterseniz sadece YouTube'a sistemde bulunan işlemciyi ve ekran kartını yazıp sonrasında oyun adını yazdığınızda enterlayıp araştırmanız yeterli olacaktır. Devamında da 4070 Ti'li Diamond sistemi, 4090 ve 7950
3D'li Immortal sistemi bulunuyor. Benim en başta anlattığım ve test ettiğim sistem zaten Gold olandı. Ürünlerin montaj ve test aşamaları Game Garage tarafından yapılıyor. Ve kendileri hem 14 gün içerisinde iade hakkı veriyor hem de 2 yıl garantileri bulunuyor. Hem test ettiğimiz bilgisayar hem de diğerlerini incelemek veya satın almak isterseniz açıklama kısmındaki linkten doğrudan hepsine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben yine midden gideceğim. Asra garip bir şekilde her yere pusuyor. Bıktım Asra'dan. Bu sefer bu yerlerden yürüyecek ya, eminim bu arada. Aha, Betarel nerede gittin lan? Ben görmedim. Ben Memongas'ı izliyordum. Hadi bakalım. Asra nerede pusuyor? Arkadaşlar biz A'ya doğru ilerleyelim yine. Asra yine ya, şu an tribe soktu beni. O da full shift'te. Haritada gezindiği için gördüm bu arada Asra'yı da. Bete girmedi. Datı vurmuşuz. Bir bronz vs radyant. Bir bronz vs radyant mücadelesine. Bakalım Memongas. Arkadaşlar şu an biraz çilememiz lazım. Arkadan gelebilir de arkamı kapatacağım o yüzden. Sitten geleni vurmaya çalışacağım. Asra bu arada burada, Heaven'da. Ben birebir mi kaldım acaba? Burada birebir kalmış olabilirim. Üstü dikkat. Ha. Aa, birebir kalmışım. Cici! Güzel. Farkında değilim. Editteyken tabii üstte ölen oyuncular sizde kapalı görünüyordur da bende görünmüyor. Nice. Okey, 6 round verdik. Okey bence gayet. Temiz. Arkadaşlar ikinci harita olarak ben birazcık daha böyle ne seçmek istiyorum ya? Heaven, Bind. Bind olabilir aslında. Bence Bind olsun. Evet, Bind iyi ve bu sefer ISO alalım. ISO ile deneyelim bunu. ISO ile daha zor olacak bu arada. Ama olsun. Deneyelim. Biraz zorlanmak lazım diyormuşum. Şimdi bizim şeyde yaptığımız taktiği bence yapabiliriz. Icebox'ta yaptığımız taktiği. Rain'e flash'ını A'ya atıp mid'e gittik. Gerçi mid'e direkt vurulduk ama ben yine de bu taktiği denemek istiyorum. Bu sefer kafamda şöyle bir şey var. A'ya wall atıp arkadaşlar. Wall'dan sonra direkt olarak hem de direkt olarak B'ye doğru koşmak var. Bunu gönderdim. Aa, Kayo knife attı. Info aldı ya Kayo. Tüh. Kötü oldu bu. Ben bakıyorum kamerayla. Arkadaşlar, aha. B'de. Lan kim öldü? Memo! Hadi ulan Ali, ulan Ali. Lan bronzu mu vurduk bura? Aa, Asra bronz muymuş Memongas? Neyse, Memongas'tan kurtulduk arkadaşlar. Artık etrafta smoke etrafında bekleyecek bir oyuncu yok. Gerçi Memongas bu sefer smoke oynamıyormuş ama sıkıntı yok. Radyant'ı da vuruyorduk var ya. Radyant'ı vursak o kadar rahatlayacaktık ki. Neyse sıkıntı yok. A'da. Oğlum buradan çıkılmaz ha. Ne oluyor arkadaşlar? Bu ne? Helal lange. Söyle zor olacak. Bayağı zor olacak söyle, anlaşıldı arkadaşlar. A short'tan bir kere girilmiyor. O belli oldu. Buraya smoke geldi, one way geldi, flash geldi, gekoz artı geldi, zurtu geldi, her şey geldi. Bu el fake'le oynayabilir, dikkat edelim. Kafamda bir fikir var. Kayo garip knife'lar atıyor. Eğer Kayo knife'ını dodge'larsak beklemeyebilirler. Tam olarak bundan bahsediyordum. İçine girdi. Hep at lan. Yön aykırı nojda da orada lambada biri olabilir. Bence B'ye dönecek. Drone'u görünmedi diye. Nerede? Tamam. Halkan bilerek basmıyorum. Ayso iyi fikir değilmiş ya. Gelin. Oğlum nasıl girdi içeri? Abi, girilmiş. Oğlum hani hamamdaydı? Tam biri short'a mı geldi? Sakta. Şu an dikkat edin. Site'da evet. Arkadaşlar kaldım burada. Neyse 2 gitti. Totalde 3 gitti. Belki benim lambada olduğumu düşünüyor olabilirler hala bu arada ya. Biraz yavaş oynayacağım. Hala short mu? Yok, short'ta değil. Beğenemez. Pardon. Lamba. Bomba kurmamı bekliyorlar ya. Son 30 saniye. Oğlum hala adam vuruyor lan. Güzel. Bir şey söyleyeceğim ya. Bak nasıl sızdı oğlum short'tan. Ben buradayım. Bana dedin. Bana dediniz açılma diye. Oğlum 9 kişiyiz lan. Haritanın herkes. Bak her site'da 2 adam dursa yine sızamaz. Nasıl sızabiliyor? 5 kişi göndermişiz totalde. Oyunu Shavers'tan kuruyorum. An itibariyle artık. Daha direkt birebir odaklı safe gideceğiz. Vurabildiğimizi vuracağız. Devamına bakacağız. Herhalde biri lambada. Direkt plant alamayız. Her yere pusuyor olabilirler. Site'da. Ben arkalamaya geliyorum. Iso sen şeyden git. Lambayı temizleyeceğim. Lambada görmezsem plant alacağım. Heaven'da da olabilir. Lambada yok. Neredesiniz oğlum? Şu an lambada. Pek büyük ihtimalle. Ben şuraya bir geleyim de. Sol yetin yok. Lamba. Burada değil. Lamba mı?
Lan oğlum hani lambaydı, adam site'dan vurdu beni. Lan bu ne hız? Allah'ım biri de arkamdan gelmiş. Yeter artık. Kaç kaldı? 6 vurdum. 3 kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Güzel güzel. Arkadaşlar yine direkt move'ladım. Yavaş yavaş Showers'tan. Herhalde Showers kullandığım farkında değiller. Orba almayacağım. Belki de farkındalardır ama çok pasif oynuyorlar, onu anladım. B'de falan başlıyorlar bir de genellikle. Ben diyorum ki biz şu Trent'i bir alalım. Uçluyor short'a. Kalkanı kullanalım. Heaven'da. Kalkanı bekleyecek galiba. Okey, flash'ı dojladık. Heaven'da görmüyorum. Üçü de göt göte oynuyor, müthiş. Tamam, olay belli oldu. Bak ben size net olarak yaptıkları olayı söylüyorum. Bu tarz olaylarda ben bu arada pick'i bilerek atıyorum. Hani kill çıkartayım devam edeyim diye. Bu tarz olaylarda plant'ı aldıktan sonra ekstraya oynayamazsınız. Çünkü ekstra oynamaya çalıştığınız zaman 3 kişi triple pick yiyeceksiniz. Onun yerine cross koymak daha sağlıklı olacaktır. Bir daha plant alacağım ve cross koyacağım sadece. En azından birkaç tane düşürürsek bire bire bırakırız. Orba almayacağım. Plant alınca gelecek zaten ultim. Burası. Daha vurdu. Lambada. Arkadaşlar hiç sıkıntı yok. Biri lambada zaten. Beni arayabilir. Spike'ı çözmeniz lazım biliyorsunuz değil mi? Bir tane düşürsem kafi. Bak üçü de birlikte oynuyor, şaka gibi ya. Süre kalmadı lan, hadi oğlum. Ya hayır! Bu ne oğlum? Lan triple pick atıyorlar sürekli. 1 saniye, 1.5 saniye. Ah, süreye bak. Yordunuz be. Vallahi yordunuz ya. Yordular. Ben falan almıyorum. Vuracağım arkadaşlar. Allah korktum, atma hep. Atın rotate'i. Atın rotate'i bakayım. TP biz atlayalım mı? Atla yok ya. Belki kurtun öyle atlayalım. Bir fake atayım da. Her yerden biri hortlayabilir. TP. Ooo. Hem de 2 tane TP. En sevdiğinden. Arka backside'da büyük ihtimalle. Ooo, timingimizi de attık, hayırlı uğurlu olsun. Round bitti arkadaşlar. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Tam olarak şu an beğenmeyi unutmayın. Combat'ı bir kılıcı alır diyenler beğensin. Ya nasıl aldı? Buraya koşsa yine yetişemiyordu bu arada, merak etmeyin çözümü. Belki de yetişebiliyordu, bilmiyorum. Cici! Dedim ama size bak, timing de zıng 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 zıng. Arkadaşlar bir videonun daha şöylelikle sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Umarım hoşunuza gitmiştir, güzel olmuştur. Ya bu tarz serilere, challenge'lara devam etmek istiyorum. Yorumlara yazabilirsiniz. Hoşunuza gittiyse benim için beğenmeniz ve abone olmanız yeterli olacaktır. 500 bin az kaldı, çaktırmayın. Orada benim alacağım inananlar. Eyvallah. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz.